Ardan Uç'un bende yeri çok farklıdır. 40 yıl evvel lisenin bir bölümünü Ardan Uç'ta okumuştum. Güzel anılarım var. Yeniden buralarda olmak çok güzel. O zamanlar 14-15 yaşlarındaydım. Ardan Uç'un görülmeye değer yerlerinden biri olan Cehennem Deresi kanyonundayız şu an. İçinden yol geçiyor. Ben orada yaşıyorken yol yoktu, yanlış hatırlamıyorsam. Aslında burası dünyanın ikinci büyük kanyonu. Yani Amerika'daki Grand Canyon'dan sonra. Fakat az biliniyor, yeterince tanıtılmamış. Parkurunun çok zorlu olduğunu duydum. Yaklaşık 1 kilometre hiç gökyüzünü görmeden ilerliyormuşsunuz. İnsanların, tek bir kişinin bile zor geçeceği patika yollar varmış. Ama sonunda ulaşacağınız manzara doyumsuzmuş. Buraya el atılması lazım, daha çok tanıtılması lazım. Çünkü Grand Canyon'a 40 milyona yakın ziyaretçi geliyormuş her yıl. Buraya da gelebilir. Evet, şimdi Ardan Uç'tayız. Ardan Uç Kalesi ya da diğer adıyla Gevherik Kalesi. Orta Çağ'a kadar dayanıyor bu kalenin tarihçesi. Ardan Uç'un görülmeye değer yerlerinden bir daha. Ve o kalenin eteklerinden Ardan Uç'un genel görünümünü izliyorsunuz şu an. Bu arada fon müziğinin bestesi bana ait. Evet, Ardan Uç'u tepeden görüyoruz. 40 yıl öncesine göre çok gelişmiş Ardan Uç. Bu da çarşısı. Ortada böyle çay bahçeleri var. Gerçekten çok nezih ve sevimli bir ortam. Biz de öğrenciyken oralarda hep çay kahve içerdik. Ne Ardan Uç Deresi. Kalenin bir başka açıdan görüntüsü. Çarşı içi, çay bahçeleri. Evet, şimdi 40 yıl önceki Ardan Uç'a bakıyoruz. Sağdaki benmiş, kardeşimle beraber. Görüntüler kötü, ne de olsa 40 yıl öncesine ait 8 milimetrelik Yashica marka bir kamerayla çektim. Buranın doğası sert, coğrafyası. Yollar o zamanlar çok kötüydü. Evet, piknikten anılar. Minibüsümüz suya batmıştı. Hatırlıyorum. Abone olmayı unutmayın. Mutlu günler diliyorum.